Kütle çekim ya da yer çekimi kelimesini duyduğunuzda aklınıza büyük ihtimalle düşen şeyler geliyordur. Peki yer çekiminin lambalarımızın yerde durmasını sağlayan kuvvet de olduğunu biliyor muydunuz? Yer çekimi yere düşen şeylerden çok daha fazlasıdır. Çekim kuvvetleri cisimleri birbirine çeken görünmez kuvvetlerdir. Az önce bahsettiğim lambayı yere doğru çeken şey de yer çekimi kuvvetidir ve çekim kuvvetleri kütlesi olan tüm cisimler arasında bulunur. İsterseniz şimdi ÇK olarak kısaltacağım çekim kuvvetleri hakkındaki bu önemli noktaları not edelim. Bunların kütlesi olan tüm cisimler arasında yer alan çekim kuvvetleri olduğunu söyledik. Kütlesi olan cisimler derken öncelikle birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Kütlenin bir cismin ne kadar madde içerdiğini tanımladığını hatırlıyorsunuz, değil mi? Madde ise bir cismin yapıldığı şeydir. Aynı bir elbisenin kumaşı gibi. Kütlesi olan her cisim bir kütle çekim kuvveti oluşturur. Her cisim arasında bir çekim kuvveti vardır. İki cisim arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğü iki faktöre bağlıdır. Cisimlerin kütleleri ve aralarındaki uzaklık. Cisimlerin kütleleri yer çekimi kuvvetiyle doğru orantılıdır. Bu da cismin kütlesi ne kadar fazlaysa yer çekimi kuvvetinin de daha büyük olacağı anlamına gelir. Yer çekiminin cisimlerin neden yere düşmesini sağladığını şimdi anlıyorsunuz, değil mi? Dünyanın çok ama çok büyük bir kütlesi vardır. Yaklaşık 6 septilyon kilogram. Yani 6 rakamı ve yanında 24 tane sıfır. Bunun ne kadar büyük bir çekim kuvveti oluşturabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Bir karşılaştırma olması için, videonun başında bahsettiğim lambanın kütlesi sadece 1 kilogram ve zıpladığım zaman lambaya doğru değil de yere yani dünyaya doğru düşmemin sebebi de bu. Yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünün cismin kütlesi yanında cisimler arasındaki uzaklığa bağlı olduğunu da söylemiştik. Cisimler arasındaki uzaklık ne kadar fazlaysa aralarındaki çekim kuvveti de o kadar zayıf olur. Kütlesi çok büyük olmayan küçük cisimlerin çekim kuvvetinin küçüklüğünü anlayabilmek için aralarında çok büyük bir uzaklık olmasına da gerek yoktur. Ancak dünya gibi bir cisim söz konusu olduğunda çekim kuvvetinden kurtulabilmek için dünyadan çok ama çok uzağa gitmeniz gerekir. Demek istediğim, örneğin ayı ele alalım. Dünyadan yaklaşık olarak 400 bin kilometre uzakta ve hala dünyanın çekim kuvvetinin etkisinde. Bu yüzden de dünyanın etrafındaki bir yörüngede dönüyor. Ama ay da kütlesi büyük olan bir cisim olduğundan biz de onun çekim kuvvetinin etkilerini hissediyoruz. Örneğin gelgitler ayın çekim kuvvetinin bir sonucu olarak suların yükselip alçalmasıdır. Peki, dünyanın çekimi ayı bile bu kadar etkileyebiliyor ve gelgitlere sebep olabiliyorsa biz nasıl oluyor da etrafta dolaşıp durabiliyoruz? Dünyanın çekimi bu kadar kuvvetliyse neden biz de ağaçlar gibi yere çakılı değiliz? Aslına bakarsanız yer çekimi kuvveti son derece zayıf bir kuvvettir. Cisim bir gezegen ya da yıldız kadar büyük olduğunda etkilerini görebildiğimiz bir kuvvet ama bizim gün içerisinde uyguladığımız kuvvetlere oranla çok zayıf bir kuvvet. Hatta bir su bardağını havaya kaldırdığınızda dünyanın tüm kütlesinin üstesinden geldiğinizi söyleyebilirim. Çok havalı değil mi?